Merhaba, saygıdeğer arkadaşlar, değerli oyunseverler. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kayıpşehir oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu noktadaydık. Buradan devam edelim şöyle. İlerleyelim. Haritada bazı noktalarımız var. Gitmemiz gereken yerler var. Bizim de gitmemiz gereken yerlere bir an önce ulaşmamız gerekiyor. Etrafımızda insanlar da var. Şuradan devam edeyim ben şöyle. Evet. Grimhaven Bay. Burada şey vardı. Polisler vardı ama polisler gitmişler. Şimdi şöyle bir geçelim, şuradan ilerleyelim. Evet, gene bir ara sahneye geçtik. Kayıp Şehir oyununda. Yine bir halüsinasyonlar görüyoruz herhalde. Hafızamız bir... Gördüğümüz şeyler bizi şaşırtıyor. Ve buradan devam ediyoruz. Güzel sıcak bir çay demledim. Çayımdan da bu arada bir yudum alayım. Gördüğünüz gibi Amerika bayrağı, rüzgar esiyor, rüzgar çok şiddetli bir şekilde esiyor, konserve kutusu üstümüze çarptı. Eski arabaları görüyor musunuz? Of 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 of. Yine bir kabus gördük, kabusla uyandık. Max Payne gibi. Max Payne'de öyle kabuslar görüyorduk ya. Max Payne 2'de de. Robert Tyrmont'un da olan kitlesel histerinin kaynağını bulmak için bir keşif ekibi kurdu. Keşif Oakmont yakınlarındaki deniz dibini keşfetmek içindi. Çok geçmeden keşif ekibiyle irtibat kesildi. Albert Oakmont, bilinen tek kurtulan kişi, hemen ardından öldürüldü. Diğer ekip üyeleri öldü ya da diri bulmak için tutuldum. Throgmorton Güney Ataşehir'deki Malikse'nin raporunu bekleyecek. Devam diyoruz ve uyandık. Etrafımıza şöyle bakalım. Bu bizim uyuduğumuz yer. Rüzgar esiyor. Güzel yapmışlar. Şunu bir inceleyelim bakalım. USS Tepegöz'ün batıran neydi tam olarak bilmiyorum. Tek hatırladığım çığlıklar, metal sesleri. Arkadaşlar, okumayı size bırakıyorum. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Döndür. Cyclops. Tepegöz mürettebatı. Semper Fortis Brothers. Dur bir saniye. Crew of the Cyclops. Tepegöz mürettebatı. Semper Fortis Fortis kardeşlerim. Brothers. Haritayı inceledik. Bakayım. Vay be. Çerçevenin bile en ince ayrıntısına kadar yapmışlar. Gerçekten güzel yapmışlar ya. Gölgelendirmesi, o doku detayları, toz efekti. Yani bunlar hepsi teker teker uğraşılıyor arkadaşlar. Basit bir Crew şey of the değil. Cyclops. Semper Fortis Brothers. Tamam. Tepegöz mürettebatı. Yatağımız da güzelmiş şöyle bir. Görüyorsunuz değil mi? Eski işçilikleri görüyorsunuz. Şöyle bir inceleyelim. Döndür. Never again, they Bir say. daha asla diyorlar. Şurada başka bir şey yok. Şimdi üstümüzü değiştireceğiz. Burada No matter how ne much of kadar this I çok chop kullanırsam down, the kullanayım, visions always hep return. geri dönüyorlar. Ha, 1898 yılı New York diyor. Ve kalp gözümüzü açtık. Tabiri caizse. No matter how much of this I chug down, the visions always return. Evet. Kıyafet dolabı, yabancı kıyafeti. Oo, bu güzelmiş. Kıyafet dolabı. Gerçekten artistik bir havası var, deri eldiven. Ben günlük normal hayatımda da kışın havalar soğuk olduğu zaman deri eldiven hoşuma gidiyor. Özellikle böyle güzel bir paltoyla size bir şıklık katıyor. Gangster zaten, bu çizgili takım elbise çok çok güzel. Şapka falan harika. Çok güzel uymuş. Çok hoşuma gitti. Onu söyleyeyim. Bu da gangster elbisesi. Zaten böyle bir o gangster hayatını, işte mafya hayatını hep böyle bir incelerim, araştırırım. Tam o çizgili takım elbise de yakışmış, güzel olmuş. Kral elbisesi. Bu bizi limanda karşılayan adamın elbisesine benziyor. Günlük bilim insanı, balıkçı, polis yetkilisi, salgın doktoru, usta dedektif, tarikatçı. Van Ha. Bu da herhalde böyle bir... Burada saçlar beyazlanmış gibi duruyor. Hep burada şapka kullanıyor da bu ne?
Salgın doktoru. Ha, eskiden böyle şeyler giyiyorlarmış. Ne acayip bir şey. Şunu giyeceğim. Burada bakacağım bir şey var mı başka? Yok. 6-12 tane tabanca mermisini de aldık. Başka şurada araştırabileceğim bir şey varsa. Burada başka bir şey yok. Bay Reed, görünüşe göre Bay Thorman için soruşturma yaparken kendinizi fazla yormuşsunuz. Cesaretimi maruz görün ama siz bayım Tanrı refesine getirdim. Lütfen daha dikkatli davranın. Her seferinde orada olmayacağım. Şuhanes. Kapımızı kapatalım. Bu ne? Hepsini doldurduk o zaman biz bunların. Şuradan bir gidelim o zaman. Bize bir burayı açamıyoruz. Burası benim zaten benim odam. Burası ev gibi hissettiriyor. Boston'ı şimdiden özledim diyor. Burası kimin evi? Burada bence tuhaf bir şeyler olabilir. Pencereleri tahtayla destekledim, kapıyı kilitledim diyor. Tamam, hızlı bir şekilde kabuslar. Oo. Gene böyle mistik, tuhaf tuhaf şeyler yapmışlar. Max Payne 1'de de böyle bir sahne vardı. Silah. Silah mermisi tamamen dolu demek ki bizde. Şuradan bir geçelim. Şimdi odanızda bir şey sürüklediğinizi gördüm. Yerlere dikkat edin. Bıraktığınız bütün çiziklerin parasını. Allah Allah. Ya ne ev sahipleri var ya. Allah herkese kendi evini nasip etsin arkadaşlar. Allah herkese kendi evini nasip etsin. Şöyle güzel hayalinizdeki nasıl bir ev istiyorsanız öyle bir eviniz olsun. Yani rahmetli Kemal Sunal'ın Kiracı diye filmi var ya, yani oradan şimdi düşünüyorum da adam odanızda bir şey sürüklediğinizi gördüm. Yerlere dikkat edin. Bıraktığınız bütün çiziklerin parasını ödetirim ha diyor. Ev sahibiniz. Bir de not bırakmış oraya. Yavaş ol. Üst kata mı çıkayım? Yoksa alta mı aşağıya mı? Ben üst kata çıkayım. Burada belki bir şeyler çıkabilir karşıma. Tamamen doldurduk zaten bizim. Bütün ganimetler burada. Çok. Şu sonu birden fazla gemi denize kayboldu ve şimdi şehrin sahillerini süslüyorlar. Çok güzel, böyle Türkçe olmazsa oyunun çok 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 fazla tesadüf. Haritayı gösteriyor. İşte burada bir şey var. Buradan da çıkalım. Burası kilitli. Başka bir şey kalmadı. Yukarıya çıkamıyoruz. En son bir aşağı ineceğiz. Eski evlerde gerçekten böyle bir oyunun atmosferi gerçekten etkileyici. Çok çok farklı bir atmosferi var oyunun. Ya paltoyu maltoyu güzel yapmışlar. Zaten oyun yapımcıları Sherlock Holmes'ü yapan ekip çok başarılılar. Şuradan hızlıca. Nihayet uyandınız, fakat şunu söylemem gerekiyor bayım. Burada kalmak istiyorsanız ses çıkartmayı kesin. Sen kimsin? Ne ses? Adamın duruşu da zam. Ses mi? Hangi sesten bahsediyorsunuz? Misafirlerimin saygın olmasını beklerim.
İnlemeler, şarkı söylemeler, bu tür şeyler, bunları kes, tamam mı? Ben bir şey yapmadım. Ben olduğuma dair kanıtınız var mı? Komşularımdan biri olabilir. Ben deliksiz uyudum. Hiçbir şey duymadım. Tam bir yalancısın. Söyleyeceği gibi saygın insanlar var, böyle bir şey yapmazlar diyor. Diğerleri yapmadı diyor. Sen yaptın diyor. Ben de uyuyordum. Sarı kıyafetli bir patronun olması her şeyi yapabileceğin anlamına gelmiyor. Misafirlerine samimi davranmıyorsun. Paranı bizden kazanmıyor musun? Selden sonra gelen tüm yabancılar hepsi çıldırmış. Ne demek istiyorsun? Onlar taşıdıktan sonra bulduğum çılgın notları ve kitapları hayal edemezsin. İyi oldukları tek şey yemek yapmak. Bir göz atabilir miyim? İstemeyeceğini söyledim. İyi, tamam, istediğini al diyor. Ooo, bir sürü not. Ninni kavşağı, notları, berbat fetüs. İğrenç, coşkunluk, aynalar aynalar, yalnız çocuk, kimsesiz kadın. Gözüm üstünde yabancı diyor. Lan oğlum, zaten tavan akıtıyor. Şuna bak. Fotoğrafını çektim senin, ona göre. Artist. Senin sanırım nihayet anlıyorum bölge. Tamam, burada geç. Berduş işaretleri hakkında not. Buralar ne? Dur. Sevgili Victor, burada da her yerde not var. Sevgili yeğenime diyor. Kart bırakmışlar, mektup. Mektubun izleri yazar kasa. Bizeye raporu alırız sonra. Neyse, şuradan bir geçelim. Garip bir noktalar var. Sherlock Holmes edasıyla hikayeye odaklanmalıyım. Aklımı güçlendirmeliyim. Sherlock Holmes de diyor ya, aklını güçlendir Holmes. Aklını güçlendir. Buradan geçelim artık. Gitmemiz gereken yerler var. Burada alacağımız bir şey yok. Zaten bu adamla da aramız iyi değil. Tuhaf tuhaf hareketleri var. Buradan artık gitsek iyi olacak. Evet, orada bir ucuz ekonomik hayatını sattı. Tamam. Orada bir şey yok. Şömine de güzelmiş. Şömineli evleri severim. Şeytan seribi. Yine hızlı seyahat noktası. Biz şimdi nereye gideceğiz? Bak, bir burası var. Zaten ben buradayım. Sığınak kenar. Vaka raporu de. Plaka, iletişim, belgeler. Sevgili yeğenime. Bak, sevgili yeğenime Walter'a çok fazla tesadüf. Yavaş ol, kabuslar. Bunların hepsi benim için bir bilgi. Belgeler. Berduş hikayeler hakkında not. İşaretler arasında. Peki ben nereye gideceğim? Haritada bir nokta belirlenmiş mi? Vaka raporu. Şuraya gitmem lazım. Haritaya yerleştir. Sil. Eşir Caddesi. Merkezden anahtarı. Peki oraya mı gideceğim ben? Vaka raporu. Keşif merkezinin anahtarını bana verdi. Keşif merkezi kuzey sığınak kenarda Eşir Caddesi ile Hubert Bulvarı'nın yol kavşağında bulunuyor. Eşir Caddesi ve Hubert Bulvarı. Eşir Caddesi ve Hubert Bulvarı. Eşir Caddesi ve Hubert Bulvarı. Evet, şurası o zaman. Yanlış yaptım. Hubert Bulvarı, Eşir Caddesi, Hubert Bulvarı'nın kişisinde bulunuyor.
Ya şurada ya şurada. Şurada bir yerde o zaman. Konu yok, hayır. Şuraya gideceğim. Hazine. Tehlike, gizem, hazine, kapalı yol, kayıp keşif ekibi, herkesin anahtarı. Oyuncuya odaklan, pusula işareti. Tamam. Peki ben oraya nasıl gidebilirim? Tamam, oraya gideyim. Tamam, bir an önce oraya gidemiyor mu? Şöyle bir şey yapayım. Düzenle. Şu şekilde ben oraya seyahat edemez miyim yani? Ama bana ne diyor? Akar raporu diyor, sürekli bunu gösteriyor bana ya. Kanıt yerleştir. İşaretle işaret. Şunu bir geç. Vaka raporu. Şöyle yapacağım. Benim oraya gitmem lazım. Roswell Skok. Emniyet Müdürlüğü. Buraya en yakın neresi? Hastane, ben buraya gitmem lazım. Biraz kafa karıştırıcı bir durumlar var ama okyanus çağrısı. Bunların hepsini otel sahibi kaybolan yabancıların odalarında bulunan tuhaf notlara bakmama izin verildi. Bunların hepsini tam adamına tık çöpe koyacağız. Yan vakalar ana vaka, denizde kayıp, benim oraya yönelmem lazım. Tamam, bunları denize kayıp, buraya yönelmem lazım. Peki, şeytan resifi. Önce odak. Sular yer işareti. Yok abi, benim Eşir sokak neredeydi? Eşir Caddesi. Eşir Caddesi Hubert Bulvarı. Şurada bir yere gideceğim. Tamam. Tamam da bura şimdi herkes kuzey sınırlar kenarlar tavşanlar bulunuyor. Tamam da peki burada Hüseyin Sarayı. O bilgi. Şöyle geç. Burayı tamamladım. Mitoloji. Yeteneklere geç, yeteneklere güzel harita. Bu değil. Şuraya geçmem lazım benim. Haritadan. Ama su yolu değil mi burası? Su yolu, evet. Burada şey mi, seyahat mi? Fast travel. Bu ne işe yarıyor? Şu adamdan bir saniye. I
I'm watching you, ya. Newcomer. Ya dayı sen de var ya ne adamsın. Buradan bir şey yapamadım arkadaşlar onu söyleyeyim. Tamam gideceğim oraya da. Demek ki oradan bir kestirme yol bulabilseydim iyi olurdu. Tamam neyle gideceğiz oraya? Yok. Buradan değildi. Şimdi baba. Buradan mı geçeceğiz şuraya? Buraya bindik. Şu Roosevelt sokak. Şuradan gideceğim. Şuradan bir gidelim bakalım. Çok tuhaf insanlar ya. Buradan geçiş yok mu? Babacım nereye gidiyoruz biz ya? Şu neymiş böyle? Ya burada bir şey var da ben onu... Şunu çözemedim ama yani çözmek istiyorum. Roosevelt Sokak, Fincher Caddesi. Onu da geç. C diyor. Tamam oraya git ya. Merkezin anahtarı. Merkezin anahtarı. Tamam. Şuradan git abi. Olayı çözeceğiz. Ne yapıyor burada? Allah Allah. Balık mı tutuyorsun? Her yer balık zaten dayı ya. Bir saniye bura nere? Ha doğru. Doğru gidiyorum evet. Aynen aynen. Oho. İnsanlar nasıl? Dövüyor mu onu? Şimdi başlarım ha. Lan. Adamı sinir etme ha. Korkuyor bak. Şimdi fotoğraf makinesiyle gidelim. Fotoğraf karışmasın. Adam durduk yere dövüyor. Ne şey varsa. Mazlum Eze'nin karşısına dikilirim. Affetmem öyle. Hayırdır? Oyun da olsa ama şu karizmaya bak ya. Ama bir de şu arabalar var ya. Çok güzel be. Yani atmosfer çok kirli, çok şey. Böyle bir paslanmış, karanlık, gotik bir havası var. Polislere bak. Herkes balık adam ama çok farklı bir yer bu ya. Öf, biri ölmüş, kaza olmuş herhalde. Neyse şuradan bir geçelim. Burada da biri var bak. Ne otele mi? Şuraya mı gideceğiz ki? Karşıya doğru gideceğiz.
Tamam. İki tane anahtar. Üçüncüye odaklan. Peki bu anahtar ne? Keşif merkezinin anahtarı. Keşif karargahı. Bura mıymış? Allah Allah. Ama hala orada bir anahtar işareti var. O benim aklımda bir soru işareti oluşturdu. Ya bunu sil. Ona gerek yok ki şeytan. Yok yok, bu kafa karıştırıyor arkadaşlar. Haritada yer bulurken beni buraya geldik. Biri kapıya tekmeyi basmış. Onu söyleyeyim, kapıya biri tekmeyi basmış, içeriye direkt dalmış. Ya bu oyun... Çayımdan bu yudum alayım. Bu arada siz nasılsınız arkadaşlar? Hayat nasıl gidiyor? İş, okul, üniversite... Artık hani hayatta neyle ilgileniyorsanız... Nasıl gidiyor? Yorumlar bölümüne yazarsanız... Sevinirim. Burada bazı postallar falan var. Çok hızlı ve akıcı oynamak istiyorum ama oyunda her şeyi incelemek gerekiyor. Bura böyle bir deniz adamlarının birleştiği bir nokta. Sanırım anahtara ihtiyacım olmayacak. İşimizi kolaylaştırmışlar. Kapıya tekmeyi basıp açmışlar. Vurgun yiyen dalgıçlar birden fazla semprom gösterebilir. Dalış yapmanın tehlikeleri. Someone smashed it beyond repair. Onu parçalamışlar. Şöyle bir etrafı inceleyeyim. Burayı inceledik. Burayı da inceledik. Tamam, onları aldık. Şurada bence emaneti çek. Ne olur ne olmaz. Biri var aşağıda. Allah Allah. Buradan inmiyor mu aşağıya? Nasıl bir tuhaflık var ya? Kuş ne? Bir dakika, oraya geleceğim. Yukarıda bence bir şeyler var. Bu örnekler tuhaf bir şekilde parlıyor. Acaba nereden gelmişler? Tamam, güzel bir... Şunu bir topla bakayım, bir şeyler varsa. Tamam, her şeyi aldık. Buradan aşağı ineceğiz. Şöyle bir şey var. Tamam, oradakileri de... Evet. Hikaye birleşiyor. Şöyle etrafı... Sanki bak, burada bulanıklaşıyor ya haritanın kenarı. Haritayı görüyorsunuz. Kuşa bak. Kuş aşağı uçuyor. Bir saniye. Guess I don't need the key. Aşağı iniyoruz. Kuş buraya indi.
Burada biri mi var? Şşt. Biri var orada herhalde. Ha dedim, biri var dedim ha. Bak ateş etme. Ben seni uyardım. Lan bu balık adamlardan çektiğimiz nedir lan? Balık adam. Şş. Bak seni var ya, ekmek arası yaparım ha. Üstüne limon sıkarım, ona da göre. Dikkat et. Her yerde karşıma çıkın ya. Balık adamların bir alıp veremediği var ama bir sıkıntı var bu balık adamlarla. Bura neymiş böyle? Az tutmuş bura. Temizleniyor muymuş? Ne yapmışlar? Kanıtları yaktılar ya. O zaman bir saniye, hikayeye bir odaklanalım da hızlanalım artık şu senaryoda. Bir çözelim ne olmuş burada. Silahımızı düşürmeyik abi elimizde. Burada böyle bir olaylar olmuş. Onu anladım. Şurada bir şey var. Tamam, aşağıdakilerin en geç cuma günü kara liman körfezine götürülmesi gerekiyor. MK dalış kıyafeti 6. Hava tankları. Tamam. Yeni zihin sarayı Pucu. Kısmen yanmış. Burada evrakları yakmışlar o zaman. Bir şeyleri saklıyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim mi? İşte olay burada başlıyor. Tamam. Evet. Birinci, ikinci, üçüncü nokta. Evrakları alın, gerisini parçalayın. Bir bu. Öyle açmaya vaktimiz yok. Geri çekil. Kapıyı kırarak girmişler. Burada evrakları almışlar. Şurada ne var? Balık adam burada dua ediyor herhalde. Şu olayı burada bir şeyler yapmışlar abi. Hepsini yakın, reklamları alın diyor. Bunu çözme zamanı geldi. Kaç bir? Değil, bir numara bu değil. Bir numara kapıdan giriyorlar. Şöyle. Şuradan giriyorlar. Bir. İki. Grab the papers. Smash the rest. Üç. Dört. Burn it all. Make sure you get the adverts. Tamam. Several men broke into the expedition headquarters. What they did. Arşivleri, gazeteleri bile diyor. The archives, even the newspapers. Yeni zihin sarayı, Pucu zihin sarayı, yağmalanmış merkez. Önemli kanıt toplandı. Tamam, artık buradan çıkıyoruz. Şuradan bir çıkayım, şuradan bir kurtulayım. Şöyle yapalım da emaneti. Hava böyle yağmurlandı. Yağmur yağıyor. Ayakkabı boyacısı mı? Evet. O ya, ne yapsın? Ekmek parası. Zihin sarayı diyor. Şimdi.
Deyin Sarayı, yanmış belgeler, yük, çıkartmalar, ipuçları. Space seç. Tamam. Vaka raporu. 2 3 bilgi. Belgeler. Dalış yapmanın tehlikeleri. Başka belge var mı? Yok. Tamam, onu indirdim. Yaratık ansiklopedisi, bilgi yetenekleri. Açtık. Envanter. Vaka raporu. Kanıt yerleştir. Denizde kayıp. Denizde kayıp da nereye gideceğiz? Gereken gazete reklamını bu. Yanmış gazeteler. Yanmış gazete, yanmış. Tamam, gazetecinin olduğu yere gideceğiz. Şöyle aşağıya. Yanmış gazeteler. Hikaye, bir saniye. Aşağı doğru gideceğiz. Gazete, döküman var ya, dökümanların olduğu yere gideceğiz. Şimdi çözdüm olayı. Çünkü orada gazeteleri yakmışlardı ya. Şunları bul diyordu. Biz şu noktaya gideceğiz. Burası polis merkezi mi? Pardon, güvenlik diyor. Özgürlük bulvarı mı? Benim adım be. Güzel. Güzel, Özgürlük Bulvarı diyor. Şuradan şöyle, şuradan mı gideyim? Özgürlük Bulvarı'ndan yürüyeyim ya. Esrarengiz bir atmosferi var oyunun. Sığınak, kenar batısı, yeni hızlı seyahat noktası. Peki nerede? Burada mı? Hızlı seyahat noktası diyor. He, buradan buraya ve buraya işaretle yerler var ya. Hızlı seyahat için basılı tut. Bastığım zaman buradan hemen buraya hızlı bir şekilde geçebiliyorum. Anladınız mı? Bu kadar yürümeme gerek kalmıyor yani. Bu hızlı seyahat o işe yarıyor. Özgürlük yolundan sola sapacağız. Dileniyor mu ya? Yardım edin, yardım edin diyor adam. Özgürlük yolu karşı mı? Şimdi kim var? Hadi bakalım. Ya hemen hızlı çözülmüyor arkadaşlar, dedektiflik. Yani böyle bir şey demek ki. Uyanık olacaksın. İsim vermedi gibi ben. Şuraya bir bakayım. What's the problem? Problem yok dostum. Eskinin bira reklamları. Allah Allah. Ne acayip ya. Üst ne yapıyor? Lan oğlum, git işine. Allah Allah. Tuhaf tuhaf hareketler. Geldik. Şimdi burada kimseye bulaşmadan eski gazeteler kapının orada, onları al ve beni rahatsız etmeyi bırak artık. Bir başka biriyle karıştırdınız. Sen yabancı değil misin? Bununla ne ilgisi var? Hemen kendimizi deşifre etmeyelim. Eski gazeteler arasındaki bağlantı nedir? Sokakta uyurken hava soğuk oluyor ve sıcaklık için eski gazeteleri almaya geliyorlar. Öyle de bir sigara içiyor ki var ya. Yeah, I guess I am a newcomer.
Dedektörüm, benim de eski gazetelere ihtiyacımız var. Tam olarak söylemek gerekirse arşivlerinize. Demek Albert, davasını çözen sensin. İyi iş çıkardın. Ben Helen Blunt. Bana bir iyilik yapabilir misin? Bana özel bir röportaj ver, pişman olmazsın. Oakmont günlükleri buralardaki en iyi gazete. Olur, sizin için zaman yaratırım Bayan Blunt. Biraz vaktim var. Bir röportaj yapalım bakalım. Davayı çözen özel dedektif olduğunuzu biliyoruz ama yüzdanımızın kendine ilgili daha fazla şey anlatın. Hizmet verdim. Boston'lı bir dedektifim. Limandaki durum yeteneklerimi kullanmak için iyi bir yerdi. Pekala dedektif Reed, şehrindeki birçok sır olduğunu göreceksinizdir ama insanlar burnunuzu sokmanızdan hoşnut kalmayabilirler. Ya grafikler en azından şeyi iyi yapmışlar. Karakterler böyle plastik gibi değil. En azından doku şeyi var yani. Görülenlerin kaynağını araştırır. I'm tracking down the source of the psychic phenomenon that's been causing madness. Hikaye çok hızlı ilerlemiyor, onu söyleyeyim arkadaşlar. Yes, it affected people here, but we were. Yeah. Tamam, hızlı hızlı geçelim buralı. Özellikle beni tekrar izleyicilerle ilgili bir şey yapalım. Hoşça kal. See you later. Sonra görüşürüz. Stay safe. Kendine dikkat et. Hadi bakalım. Şimdi T'ye bas, daha fazla. Sık sık şeylerdeki pek çok arşivde gerekli bilgi araman gerekecek. Arşivler yöresel bilgiler barındırır. Mesela belediye binasında vatandaşlar ve kurumlar hakkında genel bilgi bulunabilir. Ama belli kategorilerdeki insanlar, mesela suçlular ve hastalar için polis ya da hastane kayıtlarına bakmak gerekecektir. Vaka raporundaki kanıtta arşivlerde araştırma yapman gerektiğini belirten bir ipucu. Tamam. Kara Liman Körfezi. Oo. Bir dakika. Ata meşe kalmış tepeleri. Kabuklu yol. Yanmış gazeteler ha, bizim bura. Bir saniye halk. Yanmış gazeteler. Gazeteler. Şöyle yapacağız. Sel sonrası. Filan kanıtla ilgili bulan, ha şöyle yapacaktık, bir saniye. Üç arama kriterini seç. Geri de bir saniye. Bölge. Bölgeyi seçiyoruz. Kısım var. Mevcut yetkiler dönem. Bak Robert değişik kurdu. Keşif arşivi yok oldu. Nasıl oluyor ya, yanmış gazeteler, keşif arşivi. Hala takip edecek ipuçlarım var. Kara Liman Körfezi'nde. Bak, Kara Liman Körfezi'nde etmişler. Yakın zamanda gemiyle ilgili bir haber, reklam olabilir. He, kara, bak. Kara Liman Körfezi. Gizem anahtarı, kayıp keşif, yanmış gazeteler. Şöyle yapacağız. Bak, kısmen yanmış kargo manifestosu. Buradan atan meşe değil. Yanmış kalık kişi var. Bununla ilgili şehrin oklamat günlükleri. Reklamlar mı? Makaleler, röportajlar. Yanmış kalık arşiv yok oldu ama hala takip. Günlüklerin yakın zamanda gemiyle ilgili haber veya reklam olabilir. Reklam diyor, haber.
Halk, insanlar, önemi geç. Gazeteciler. Üçünü bir araya mı getireceğiz? 30 tonluk yemeği titaniye. Tuhaf yapmışlar ya. Gemi nakliye reklamı. Gereken gazete reklamını bul. Reklamı mı bulacağım o zaman? Reklamlarda. Bölge. Karaliman Körfezi. Reklamlar Karaliman Körfezi. Ünlüler halk. Sel sonrası. Değil abi, insanlar, yetkililer şu yok olama hala yağmalanmış merkez. Kaç adam keşif merkezine girip gördükleri her şeyi yok etmiş. Keşif var. Bilimsel araştırma yerleri yapılan röportajlar nakliye ve kargo bunların kesilenleri bile. Ve kısmen yanmış kargo manifestosu var. En geç cuma günü Karaliman Körfezi'ne götürülmesi bekleniyor. MK dalış kıyafeti. Gazeteciler. Bir saniye. Ön sayfa. Reklamlar. Bölge. Tam eşe kalmış. Kamış tepelere kurtuluş limanı kabuklu yol. İnsanlar bir sene altıncı diyor. Bölgeyi aldık. Kara liman körfezi doğru. Götürülmesi bekleniyor. Dalış kıyafetleri diyor. Açma. Hava boruları, telefon teslimat borusu. Bu keşif merkezinin, keşif merkezi mi? Kamış keşif merkezi, bir saniye. Kuzey sığınak kenar. Evet, sığınak kenar az. Yol kavşağına olan sığınak kenar. Sığınak kenar yapımlarında anahtar bulunuyor. Tamam, doğru. Diğer ekip üyeler ölü ya da diri. Şimdi. Kaynağı bulmak için bir keşif ekibi. Keşif. Ne zaman keşif? Çok geçmedi. Tamam, öldü. Kalktı yok. Ya şöyle bir şey olacak. Reklamları inceleyeceğiz. Gazeteciler, o da değil. Şöyle yapalım o zaman. Karaliman doğru. Birincisi Karaliman. İkincisi reklamlar, o da doğru. Bakalım röportaj reklamları inceleyeceğiz. Üçüncüsü insanlar. Ha, tamam. İnsanlar.
Şöyle yapacağız. Bölge, karaliman, kısım, reklamlar, insanlara bakacağız. İnsanlar da yetkililer mi? Şuradan da zaten bize bilgi veriyor. Kısmen yanmış kargo manifestosu. Röportajlar, nakliye ve kargo manifestosu, gazete reklamları kesilenleri bile. Keşif arşivlerinin çoğunu yakmışlar. Bilimsel araştırmalar, yerlilerle yapılan röportajlar, yani yerlilerle. Nakliye ve kargo manifestosu, gazete reklamları. Böyle reklam olabilir. Yanmış gazetelere geldik. Yağmalanmış merkez. Burada da şey soruşturma için şey var. 3 arama kriterini seç diyor. Ya o kadar karışık ki. Cuma günü. Cuma günü diyor. Aşağıdakilerden en geç Cuma günü. Karaliman Körfezi'ne götürülmesi gerekiyor. Diyecekler. Oradakine he. Kargo. Araştırma ekipmanı hava. Smart. Şifre yerine çöpte. İnsanlar, yetkililer. Sel sonrası. Şöyle yap. Çok kafam karıştı ya, var ya. Makaleler. Şöyle gel. Ön sayfa. Şey çıkacak ya buradan. Hadi bakalım. Reklamlar dedik. Reklamlar. İnsanlar. Bu da değil. O zaman şöyle yapacağız. En başa dönemi alacağız. Sel sonrası. Bölge Karaliman Körfezi. Kısım reklamlar. Bu da değil. İnsanlar. Bu nasıl bir şeymiş ya? Kısmen yanmış kargo manifestosu. Tamam aldık mı? Karaliman Körfezi'nde bir yerlerde götürülmüş keşif kargosu listesi. Aradığımızı bulduk herhalde ya. Karaliman Körfezi. Şimdi böyle bir şey çıkıyor bak. Kurtuluş Limanı. Tamlar. Makaleler, röportajlar. Çok karışık bir şey bu. Merkezin anahtarı. Tamam, buradan çıkıyorum. Karaliman Körfezi'nde. Şu benim vaka raporu. He. Ama hala takip edecek ipuçlarım var. Karaliman Körfezi'ne bir yük gemisiyle şehri terk etmişler. Okuma günlüklerinde yakın zamanda gemiyle ilgili haber veya reklam olabilir. Bunu bulmamız gerek. Gemi nakliye reklamı. 30 tonluk gemi. Evet. Haritaya yerleştir dedim de. Bunu geç. Kayıp şehir ekibi. Kısmen yanmış kargo manifestosu. Bunu sil. Şöyle yap. Kar raporu. Denizde kayıp. Şunu bir incele. Bisikleti de bu. Tamam. 30 tüfek mermisi denk bir ödemeyle kiralanabilir. Su altı mayacılar veya keşifler için haftalık 70 tüfek. Düşme detayları için Kaptan Jerman'ın konuşması tavsiye edilir. Kara Liman Körfezi, Okmont Limanı 3. iskelede bulunabilir. Kara Liman Körfezi Okamont. Buraya mı gideceğiz şimdi? Harita. Kara Liman Körfezi.
Kamont Limanı. Kamont Limanı neredeymiş? Kamont şehir iskelesi. Peki başka liman var mı? Bence oraya gideceğiz. Yani buradan buraya mı gideceğiz? Tamam. Gemi nakliye reklamı. Ben oradayım da şuraya bir. Şöyle yapacağım. Feyle miydi? Pusula işareti. Götürmüş keşif kargosu listesi. Karaliman Körfezi'nde bir yerde götürmüş keşif kargosu listesi diyor. Oraya mı gideceğim ben? Şimdi şuraya nasıl gideceğim? Var değil mi yolum benim? Bayağı var hem de. Buradan yürüyeceğim. Oradan gideceğim. Neyse. Şurada durayım da şuradan incelerim. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle ben Özgür Demir. Kayıp Şehir oyununu oynadım ve oynamaya devam edeceğim. Bu arada kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu videoyu da beğendiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.